Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni piyasaya çıkmış, geçen senelerde de benim gördüğüm yivli tüfek üreticisi şöyle Arteç firması. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bunların pompalı modelleri var, otomatik modelleri var. Ama otomatiklerin Türkiye piyasasına verilmediğini biliyorum. Burada pompalı modellerini göstereyim arkadaşlar. Bunlar pompalı modeli. Bunlar pompalı. Bu modele ne diyordunuz ismi? Tabii. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Serkan Erdek. Arktik Odası Uçuklu Üniversitesi'yim. Türkiye içinde satabildiğimiz modellerimizden biri bu. Street Pool modeli. Ne model dediniz? Prima SP. Street Pool. Mekanizmanın ismi Street Pool. Street Pool diye geçiyor arkadaşlar. Prima yine. SP. Street Pool mekanizmanı. Bu gene Prima XP modelimiz. Arktik Defense'in. Bu da pompalı modeli arkadaşlar. Bu da teşhir aşaması, şu anda tasarım aşamasında olan bir ürünümüz. Teşhir ettik. Arteç Premium. Biraz daha koleksiyonlar... Koleksiyonlu, daha kıymetli, daha özel bir parça olması için uğraştık. Çok özel de bir ürün ortaya çıktı. İlk defa Türkiye'de fabrikasyon çıkışı bir yerli silahın üzerinde 3 boyutlu gravür görüyorsunuz. Arkadaşlar üstünde de dağ keçisi var. Şamua. Yanı, şamua. Çengel boynuzlu dağ keçisi. Biz boynuzlu keçi biliyoruz. Biz evet, Sivaslıyız. Bunun ismi bu. Çengel boynuzlu dağ keçisi. Sizin memleketinizde de var. Şamua. Bizim Fransız Divri'de çok avlanırlar. Divri'de, Erzincan tarafında ve Tunceli'de de çok şeyler var yani. Muzzle break de olacak bunda. Muzzle break de oluyormuş arkadaşlar. Yara otomatik ve bunu diğer modellerimizde de değişik sürprizlerimiz olacak. Muzzle break dediğimiz olayın... Namlu fren sistemi. Namlunun şahlanmasını mı azaltır? Almancası Magnaport. Eşit olarak gaz dağılımını sağladığı için damla çıkışında silahın dengeli bir şekilde geri tepmeyi azaltıyor. Aynen. Arkadaşlar ben sizler için soruyorum. Hani sizler de bilin, öğrenin. Benim de belki bilmediğim şeyler vardır. Hani sizlere şey yapmak için bunları soruyoruz. Arkadaşlar burada da sistemde farklılık şöyle. Kurma kolu bunun gibi ama burada şey yapmışlar. Daha farklı. Aslında mantık pompalıyla aynı mantık ama burada mekanizmadan kendimiz kuruyoruz. Burada el kundağından gücü alıp kullanıp. Evet, pompalı olduğu için burada el kundağından kurabiliyorsunuz. Burada kolundan kurabiliyorsunuz ama SP, çek, bırak. Burada da yarı otomatik, klasik yarı otomatik. Bu yarı otomatik yerlerde gaz delikleri var değil mi? Var. Gaz odası var. Yani gaz odası ve gaz deliği var ama bunlar da düz onlar boru da oluyor. Daha farklı. Daha mı farklı? Bunlar da daha farklı olmuş oluyor, fark ediyor. O da mekanizmadan dolayı. Şey diyeceğim, ben şimdi otomatik tüfek kullanıyorum ama hani pompalılarda biliyorsun gaz delikleri olmuyor ya. Bunlarda da aynı şekilde gaz delikleri yok değil mi bunlarda? Tabii ki yok. Bunlarda yok, evet. Yine bu sizlere de... Farklı zaten, çok farklı. Aynen. Düz bunlar. Bunlarda gaz pistonu olduğunu söyledi İçinde beyefendi. Şunda, bunda şeyimiz var. 30.06 olması burada var mı? Burada yok, buradakinden 308. 308. Kamperestü'nün eski sahibi Hakan Arkun'un yeri burası arkadaşlar. Kendilerinin üretim yaptı. Burada da yine bir modelini söyleyeyim. Renkli, güzel bir kaplama yapılmış. Güzel bir tasarım olmuş. Ve gayet de kısa, güzel arkadaşlar. El kundağının inceliği, dipçiğin zarifliği. Hani gerçekten çok güzel. Hani omuzlamadım ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Siyah renkleri de çok güzel. Yani gerçekten hoş. Şöyle farklı renkleri de görün arkadaşlar. Ben sizlere tanıtım amaçlı bunu çekiyorum. Avcılıkla ilgilenen, koleksiyoner olan, yani arkadaşlar için çok uygun. Kaç kapasitede bunların şarjörleri acaba? 4+1 kapasiteye sahip. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İvli kalibrelerini zaten çoğu kişi biliyordur. 30.06 falan diye galiba mevcut. İlginiz olsun sizlerin de. Öyleydi arkadaşlar. Takipte kalın.